Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî farada aleyna siyâme şehri Ramazan. Vessalâtu vesselâmu alâ hayri halkihi Muhammed ellezî senne lenâ kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakna bizlerge farz kılgan Allah Teala'ya hamdü senalar bolsun. Ramazan ayı keçelerine bedar otkazmakını bizlerge sünnet kılgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve in şe'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Allah subhanahu ve ta'ala mübarek Ramazan ayını bizler için menfaatli kılgan bulsun. Bu aydaki ibadetlerimiz, amel-i salihlerimiz, marifi kurunuşlarımızın hemmesini berekatli kılgan bulsun. Daima biz mümin Müslüman insanın hayatında marifet, yani iki tek dengen, unca manca nersege özgürüp komediyen puhta ilim, kançalik ahamiyeti ekenini kayta kayta tekrarlamaktadır. Mümin Müslüman insanın hayatını tertipge salışta, işlerini bereketli buluşta, ibadetlerini kabul buluşuda, turmuşunu güzel buluşuda, bu dünyası ve ahiretini bahtli, saadetli buluşuda, hemmesi de İslami marifet gerek, ilim gerek. Ana o şimdi hemmenerse yakşı yolda koyulgen buluşuda. Bilişimiz lazım bulgen nesillerden yine biri, Allah Subhanahu ve Teala bizni yaratib to'la to'kis bir inson shakliga keltirib tashlab qo'ymagan. Yaratish bilan birga doimiy ravishda rioyamizni qilib hamma tarafdan bizni ushlab turadi. Yo'llab turadi. Va o'zining buyuk ne'matlari bilan qamrab turadi. Hazır hamımız bana şu cahide yığılıp ibadet tutturgan bandalar ana oşa Allah'ın büyük nimetleriyle sazavar bulgan bandalardanmız. Hemimizde eğer bir nefesimizi alamasak tübeyimiz. Bir nefesimizi çıkaramasak tübeyimiz. Ana Allah hamasını uşak duradı. Tutup duradı. Hareketke keltirip duradı. Ben sizlerle hazır yapıp durup ben yüreğimde uğruşu bir derdikleri toktası tügedim, tamam. Mahmadan arıgımam komeydi, hiç nesli tügeydi. Bana şunu mumun insan daimi ravişte his kılıp yaşayışı gerek. Allah bizi hadsiz, hesapsız, çeksiz nimetleri bile kamrap durdu. Şu nefes alışım hem Allah'ın nimeti. Gözümlü körüşü hem Allah'ın nimeti. Tilimni qimirlab ağzımdan ovoz chiqishi ham Allohning ne'mati. Shu ne'matni ishga solyapman, gapiryapman, mahmadonalik qilyapman, lekin bu ovoz qayerdan chiqadi, qanaqa chiqadi o'zim bilmayman. Allohning qudrati qanday? Allohning siz bilan biz bandalariga bo'lgan marhamati qanday? Inoyati qanday? Ana shuning uchun biz mana shu ne'matlarni fakat yine Allah Ta'ala verişini düşünüp yetişimiz ve anı oşa nimetini zayi kımasidimiz. Oşa nimetini şükrünü ornuge koymağımız maddudur. Nimetini şükrü iki kısımdan ibaret olabilir. Birincisi, nimet vergen zatke, vergen nimeti için maktav aydır. Hamd sana aydır.
Allah menga jon berdi, tan berdi, qo'l berdi, ko'z berdi. Voy shunaqa, shunaqa. Oxirida shunga yetib bo'lmaydigan, sana odamga yetib bo'lmaydigan narsadan berdi. Shularni shukrini keltirishim kerak. İkincisi, amali kısım bulup şükür. Berilgen nimetini, nimet berilgen zor, kan da irade kısa şimdi tasarruf kurusundan bile. Ana bugün daha karaydıgan bosek insaf bile. Bandani halimizde şu, özümüzü acizliğimiz, zayıflığımız, hacetmandığımız, harızalığımızın anlap yetip oylaydıgan bosek, juda ko'p ne'matlarni isrof qilyapmiz. Qadriga yetmayapmiz. Shukrni o'rniga qo'ymayapmiz. Bu esa bizi bandaligimiz maqomimizga to'g'ri kelmaydi. Ana o'sha buyuk ne'matlardan biri umr ne'mati. Umr ne'mati. Men hozir umr nima deb so'rasam cevap veren adam var mı yok mu bilmiyorum. Bu nimetin şunçalik düşünmeyiniz. Ben hazır otel ulamalarımızı tariflerden, başkalarından uzun imkanı yetkendirince uğrun gendiğin derslerime ait olsam keyifli ihtimal biraz düşünsek. Umur degen söz Arapça söz bulup amara fiilinden olingan. Sözme söz, bizi tilimizde ardırdan bulsak, abad buluş manasını bildirir. Abadlik, umur. Kana kılıp abadlik buladı, insanın umuru kana kılıp abadlik buladı. Dese etiledi ki, Allah Subhanahu ve Teala insanga can veriyor, hayat veriyor. Anadan tokulsa yıkıladı mı? Demek canı var, alamati kırıptı mı? Bunu Allah can verirdi. Endi şu can nimeti de Allah vakt nimetini koşsa iki o koşulup umur buladı. Canını verse o vakt vermese anadan tutuluşuna olup kaladı. Hani hayat, koşu, vakt beraber umur. Hani endi bu adam dünyada kalıp hayatı abad buluyordu. Anasını emip hayatı abad buluyordu. Onasını kucağında turup hayatı abad buluyordu. Umru otuşumdan sekin sekin yani abadlığı devam ediyordu. Bana bu demek insan için Allah Ta'ala tarafından verilgen nimetlerinin en büyüklerinden biri buladı. İnsan trik durmasa, umurlu olmasa başka nimetlerin gereği yok mu? Hiç kanak anasını kere diyor, olup kasa kayırma, ne kadar nimet yiyecek olaydı. Hani, başka nimetlerde egen buluş için hem umur nimeti kere diyor. Demek bunun şükranası yeterli derecede buluş gerek. Hoş, biz şu umur nimetine layık şükrünü onu getirir yapmaz mı? Bana şu hakikatini oylaşınız gerek. Umur nimeti kançalığı ahamiyetli ekenini anlar yetişimiz için bilip koyuşumuz gerek ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın hadisi şerifleri de ahiret bulup kıyamet kaimi bulgende bendeden en avval soraf savval kılınadıkan derselerinin içi de umur nimeti vardır. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam büyük hadislerde şunu aitir, kıyamet kayın olsa bandeden kuyudakiler soruladı. Dip durur, ve an umrihi fîmâ efnâhu. Bandeden canı hakkıda soruladı, planın hakkıda soruladı ve umru hakkıda soruladı. Umrunu nemege utkazıldı. Demek siz bilen biz, bu aziz umurumuzun her lahzasından kıyamet günü soranışımız var. Koşup durup o meyde. Her lahzasından soranımız, onun cevabını verişimiz gerek. Ana şimdi de cevabımız doğru çıkışı için
bu nimetin kadrini bilişimiz ve şükrünü oraya koyuşumuz gerek. Şükrünü birinci kısmı manevi şükürle bizde umur vergen zat Allah'a tınımsız hamdü sana şükürler kılışımız gerek manevi imanada. Asasi umurunu şükrü ise Allah vergen bu aziz umurunu Allah korsakkeni dek otkazış bile yüzeye çıkar. Hani o şekilde kıyamette umriyini nemege otkazdın deyip sorarken de Rabbim o zaman korsakken yolu buranı otkazdım deyişke biz ayarlanışımız gerek. Hani bana şundan her birimiz bilişimiz gerek ki hazır yaşar umrumuzu keçiriyatkenimizde otken her bir saniyeden her bir lahzeden sorarışımız, sorarışımız varlığını daim yadımızda tutup harekette buluşumuz gerek. Bana şu hakikat, ülken hakikat var geldiğinden ulemalarımız rahmetullahi aleyh bu meseleye dikkatle itibar verişler. Mumun Müslüman insan aziz umrını sahih kılmasına bu umurunun her bir lahzasından faydalanıp ötüşü, yolga koyuşunu, kandı buluşunu demek ular ayetler, hadisler, içtihadlar, semarası olarak tertibe salışken, hareket kılışken ve ruhi terbiye meşayihleri muhasebet-i nefs degen bir ricanı, katta barnamanı uygulayıp çıkartışken. Muhasebatın nefsini biz özümüzü tenimizde sözüne söz tercüme kılsak özünü özü tergeçleyelim. Her bir mumun, her bir musulman umrunu zayi kımasın için bu umurda tura ve semaralı faydalanış için özünü özü tergeçleyen kaydanı kündelik hayatını acıranmaz kısmıda eğlendirip alışı gerek. Hop, bu kayda kanıta kayda. Bu kayda dedi ulamalarımız. Tazirlerini maliyavi hesap kitaplarıyla okşaş kılıp alınan kaydadır. Ticaretçiler erteler barın dükkanını açıp, sağdasını kılıp, keç bolup, herdanlar kalıp, pazar boşar, dükkanını yapkenden keyin hesap kitap kılışar. Bugün umumi sağda kança oldu. Kançası nakl oldu, kançası nasiyet oldu. Kayısı maldan kança satıldı. Kança kaldı. Bugünkü savda kesegiden köp oldu mu, az oldu mu? Yerteki savda uçun bugününden göre köprak kılışke, yani ne tayargalıklar kuruş gerek degen savallarına cevap atlarca. Ha, bugün savda falan sonluk oldu. Kesegiden bunca artık. Şundan bunçası nakb oldu, bunçası nasiyeb oldu. Yakşı, falan malda bunça satılıktı. Stancıdan bunça. Demek bana o köp satılganıdan yeni tayarlan koyuşumuz gerek. Öteki hadiyanlar yeni kendi soruşu var. Bana o malı bunça otmaya kaldı. Bunu otkazı için ne kış gerekirken? Gözlük örnede aracı oraya koyayım mı? Ya ki bir talibatka asıp koyayım mı? Hep rejasını kıladı. Ertesini de ergeni günü görüp bugün keçekiden köp savda kılgeniyle kursan buladı. Ertege bugün giden köp savda kılışını becesini düzen. Umur savrası da hemşu. Benden bir kumunu otkazdı. Kutanını okudu. Hemen taraf bitti. Uyku vakti geldi. Uyku oranından joy organda endi bir kullik qilgan ajrini, savobini, ibodatini, xatosini, gunosini hisob-kitob qilsin. Ertalab turdim, alhamdulillah uxlab qolmoqdan omdatga. Tahoratni qildim, buncha savob. Ikki rakat namoz o'qidim, buncha savob. Masjidga bordim, jamoatga buncha savob. Borganimda buncha yo'l yurdim, bunga savob. Qaytganimda buncha savob oldim. Danışlarını kıldım, oralarına demek körsetmeler verdim, onların doğru yerine başladım. Hem mesele hesaplar Allah'tan umut kılıp, demek köşede çıkıp, şimdi vardım.
hammasini qadamma qadam hisoblaydi. İbadatlarını qay darajada bajardi, nima yerda xatoga yo'l qo'ydi, qanday savobli ish qildi, qayerda o'sha savobni imkoni chiqsa ham dangasani qilib o'tkazib yubordi. Hammasini hisobini qiladi. Yotgan joyida demak o'tkazadi. Keyin haligi tojirga o'xshab, "Xo'p, bugungi o'tkazgan kunim umr savdosida kechagisidan afzal bo'ldimi yo'qmi?" Afzal bo'lmadi, yutqizibman, ish chata bo'ldi. Umr savdosida zarar ko'ribman. Bu zarar faqat bu dunyoga emas, oxiratga ham hali ta'siri bo'ladi. Endi tavba qilayda, bunaqa zararga qaytmaydigan bir chorani qo'llaydigan rejani tuzadi. Ertaga qiladigan ishida yana haligi gap, bugundan ko'ra ko'proq savob olish, umrni ko'proq foydaga sarflash, umrni zoya qilmaslik, zarar yo'lga burmaslik choralarini ko'radi. Har kuni shunaqa o'lgandan keyin inson umrini har bir lahzasini tillaga sotib olmaydigan darajada qimmatli narsa ekanligini tushunib yetadi. Shunda mo'min musulmonning umri buguni kechasidan afzal bo'ladi, ertasi bugunidan afzal bo'ladi. Ana shu shayon bilan yashash kerak inson. Ana shunda umr ne'matiga shukrni o'rniga qo'ygan bo'ladi. Umr savdosi degan buyuk savdoda foyda ko'rgan bo'ladi. Kasofga uchragan bo'lmaydi. Xo'p, endi biz o'zimizni o'ylab ko'raylik, nima bo'lyapti? Mana shu hisob-kitob bormi bizda? Odamlar nimaga umrini zoyaga o'tkazyapti? Mahallada chiqib olib, kechgacha narta o'ynashib o'tiribdi, karta o'ynashib o'tiribdi. Nimadan foydali ishga yurmasdan boshqa narsalarni qilishyapti. Bir kunmas, bir haftamas, bir oymas, bir yilmas, butun umrini zoya qilayotganlar bor. Na o'ziga foyda, na oilasiga, na jamiyatiga, na xalqiga. Bu isrof qayerga boradi? Ana bu narsalarni o'ylash kerak. Bu savolning javobini axtarish kerak. Hayot ciddiyetten ibaret ekenliğe, umurunu her bir lahzasıyla cevap veriş varlığı, andımızdan bir lahza gayb olması gerek, yok olması gerek. Ana şimdi biz Allah bizden haklıdır, mumun bendeler sıfatıya edip olamaz. Ana şimdi uzunumuz için aziz umurumuzun tuna fayda bilen kutkazgan olamaz. Va bu ishdan oilamiz, bolasaqamiz, qavmi qarindosh, mahalla ko'y, el, yurt, xalq va butun mavjuda foyda olgan bo'ladi. Mana bu haqiqatlarni bilish kerak. Bilish uchun haligi avvalgi aytganimizdek ma'rifat ma'nosida harakatda bo'lishimiz kerak. Alhamdulillah mana shu majlislar ma'rifat majlislari. Lekin bir yilda bir marta. O'zimizga demak ma'rifat manbasini axtaraylik. Biz ulamolar bilan ko'p fikrlashib kelgan xulosamiz bugungi kunda bugungi sharoitda eng yaxshi vositalardan biri kitob ekanligini ta'kidlaymiz doim. Kitobdan yaxshi suhbatlash yo'q. Yil 12 oy, 24 soat bir kecha kunduzda qaysi lahzada xohlab suhbatlashaman desangiz tayyor. Çarşap durdum, hali kendimeydi. Hazır uykusurak durdum, ben demeydi. Kaçan umulam sultan kuraman deseyiz tayyar, nemeni bilemen deseyiz hukuklu olasın. Hani adam şimdi konukmuş gibi. Gazete okuyuş, mayda cüyde bir domlanı görüp koyganda savun verip, ya internetten erzmeden bir savunu alışmadan indim hasıl bulmaydı. Gazete okusa, savol cevap bu maydanı kısa, ma'rifat mayda chuyda bo'lib qoladi. Uzuqiyluq. Kitobda bir kitob bitta mavzuni boshidan oyog'iga yoritadi, to'liq. Kam ko'zi yo'q.
Hakiki ilim şunda payda bo'ladi. Hozirgi demak axborot tarqatish bilan tarqatish vositalari hammasi dangasalikni yuzasidan kelib chiqqan narsalar. Bitta so'z kerak bo'lsa darrov o'rab internetni ochib o'z so'zni ma'nosini bilib olib ketaveradi. Orqasida yana 100 ta ma'no bor, undan ishi yo'q. Salmoqli ilim olish uchun, foydali ilim olish uchun, vazinlik ilim olish uchun haligindek jiddiyat bilan harakat qilish kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni dinimiz ta'limotlarini puxta, chuqur, go'zal tarzda o'rganib borishimizni nasib qilgan bo'lsin. Ma'rifatimizni chuqur va ziyoda va foydali bo'lishini nasib etsin. Umr deb atalmış buyuk ne'matni shukronasini o'rniga qo'yishimizda Alloh taoloning o'zi yordamchi bo'lsin. Bu aziz umrimizni buyuk ne'matni zoya qilishdan Allohni o'zi asrasin. Qiyomat kunida umringni nimaga sarflading deb so'ralganda tilimiz burro bo'lib yaxshilikka sarflaganimiz, iymon e'tiqodga sarflaganimiz, ibodatga, xayr barakaga sarflaganimizni aytish imkonini Alloh hammamizga bersin. Alloh subhanahu va taolo o'zini boshqa ne'matlariga ham shukronani o'rniga qo'yib, ham ma'naviy shukrni, ham amaliy shukrni amalga oshirib, o'zini roziligini topib, bu dunyo va oxiratni baxtiga, saodatiga musharraf bo'lishimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim. Bu tilovati Qur'on savobidan o'tgan barcha mu'min va mu'minotlarni bahramand aylagin. Xususan ushbu diyordan o'tgan azizlarimiz, bu masjidni qurib o'tganlar, unda ibodat qilib o'tganlar, hozirda o'zingga qo'l ko'tarib duo qilib turgan bandalaringdan o'tganlarini barchalarini bahramand aylagin. Ularni barik rahmat, shoistay jannat qilgin, qabrlarini munavvar aylab, oxiratlarini obod qilgin. Ushbu Qur'oni Karimni tirik yurgan mu'min musulmonlarni barchalariga, jumladan ushbu jamoatda qo'l ko'tarib o'zingga duo qilib turgan bandalaringga bu dunyoda hidoyat chiqirgin, oxiratda shafoat chiqirgin. Shuningdek, ulug' Ramazon oyining kunduzlari umid bilan tutayotgan ro'zalarimizni ham qabul aylagin. Ajr savoblarini ko'paytirib bergin. Tutgan ro'zalarimizni qiyomat kunida bizga shafoatchi bo'lishini nasib etgin. Ramazon oyining muborak kechalarida bedor bo'lib, u masjid qavmini qilayotgan xatmi Qur'onini ham Alloh taolo o'zing dargohingda qabul aylagin. Bu xatmi Qur'onga beradigan savoblaringni ko'paytirib bergin. Har bir harfiga ko'plab ajr savoblarni Alloh subhanahu va taolo o'zing ato qilgin. Xatmi Qur'onni uyushtirib bosh-qosh bo'layotgan azizlarimiz, muhtaram imom domlamiz, u kishining noiblari, mutavalli, masjid qavmlari, hay'at a'zolari va bu ishga yordam berayotgan barcha-barchalarini dinning xizmati uchun, Qur'onning xizmati uchun, masjidning xizmati uchun qilgan ishlarini, ajr-savoblarini ko'paytirib bergan, doimo xayr-barakada bardavom bo'lib,
yana bunga o'xshagan ulug' xizmatlarni din, diyonat, mu'min musulmonlar uchun ado etib borishlarida o'zing yordamchi bo'lgin. Taroveh namozida Qur'oni Karimni avvalidan boshlab har mahar go'zal tajvid bilan, husni ovoz bilan o'qib xalqimizga erishtirayotgan qori domlalarimizni hifz-i himoyangda asragin. Bu azizlarimizni zehnlarini yana ham o'tkir, hafizalarini yana ham baquvvat qilgin. Buyuk Qur'on nurini el-yurtda mu'min musulmonlar ichida uzoq-uzoq vaqtlargacha taratib borishlarida o'zing yordamchi bo'lgin. Bu azizlarimizni tug'ib katta qilgan ota-onalari, o'qitib qori qilgan ustozlariga izzat tojini kiygizgin. Bu azizlarimizga o'xshagan qorilarimizni soni va sifatlarini yana ham ziyoda bo'lishini nasib etgin. Alloh ushbu masjidda kechasida xatmi Qur'ondan so'ng o'zingga qo'l uzatib duo qilib turgan bandalaringni hammalarini hifz-i himoyangda asragin. O'zlarini oila a'zolari, qavmi qarindoshlari bilan sog'-salomat tinchamon qilgin. Turli balo ofatlardan, xavfi xatarlardan asragin. Umrlariga, rizqlariga, kasblariga baraka bergin. Alloh bemorlarimizga o'zing shifoyi komil bergin. Mushkuli bolalarning mushkulini oson aylagin. Musofiri bolalarning musofirini hozir aylagin. Qarzdorlarning qarzini uzishda o'zing yordamchi bo'lgin. Farzand talablariga qo'sha-qo'sha farzandlarni ato qilgin. İlim tarafdagilarga ilmi ladun, ilmi robboniy bergin. Kasbkordagi azizlarimizning barchalarini, kasblari, korlarining samarasi mo'l ko'l bo'lishini nasib etgin. Turmushlarini farovon bo'lishini nasib etgin. O'zlarini bergan ne'matlaringga shukrni o'rniga qo'yib, bandaliklarini a'lo darajada bajarib borib, o'zingni roziligini topishlarini nasib etgin. Alloh barcha mu'min musulmonlarni, jumladan ushbu joyda o'zingga ibodat qilib, qo'l ko'tarib duo qilayotgan bandalaringni bergan barcha ne'matlaringni shukrini o'rniga qo'yishda o'zing yordamchi bo'lgin. Xususan umr ne'matiga shukr qilishimizda Alloh o'zing oson yo'l ko'rsatgin. Bu aziz umrni zoya qilmasligimizni nasib etgin. Umrimizni har bir lahzasidan to'la foydalanib, bu ne'matga shukrni o'rniga qo'yib, qiyomatda yuzimiz yorug' bo'lishida o'zing yordamchi bo'lgin. Allah ushbu duoda turgan azizlarimizni tilaydigan tilaklaridan afzalini bergin. So'raydigan so'rovlaridan yaxshisini bergin. Qilmoqchi bo'lgan duolaridan ulug'ini bergin. Alloh eli yurtni tinchamon qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon qilgin. Xalqimizni o'zingni roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin. O'zingni hidoyatingdan ayirmagin. Yanagi ramazonlarga sog'-salomat tinchamon kelib, bundan ham go'zal, bundan ham ko'p bo'lgan holimizda, bundan ham yaxshiroq ibodatlarni ado etishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.